Merhabalar, bugün resim sanatına gönül vermiş ressam ve eğitimci kimliğiyle Evşen Tansöyleşi konuğumuz. Kendisiyle resim aşkını, tablolarını ve çocukların ruhsal ve fiziksel gelişiminde resmin önemini konuşuyor olacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizi sizden dinleyelim. Bize kendinizi anlatır mısınız? 1964 Trabzon doğumluyum. Eğitimimi Ankara'da tamamladım. 1986'da Gazi Üniversitesi'nden mezun oldum. Meslek Eğitim Fakültesinden. 86'dan beri de o yıl öğretmenliğe başladım. O günden bugüne de işte 25-26 yıldır da öğretmenlik yapıyorum. Ne zaman resimle ilgilenmeye başladınız? Hani çocukken sorarlar ileride büyüyünce ne olacaksın diye. O zamandan itibaren var mıydı hayatınızda resim aşkı? Ben hep resim seviyordum herhalde. Hep hayatımda vardı resim. Yani çocukken ilkokulda işte güzel resim yaptığımı fark ettim. Hatta arkadaşlarım resimlerini yapıyordum. Yani yapamayanlar hadi sen yap birazcık falan diye. Onları yaptım. Sonra yarışmalara falan katılınca orada ödüllerim oldu. Kendime güvenim geldi. Yani benim hayatım hep oldu işte diyorum ödev yaparken arada işte kaçamak resim yapmak işte annem babam hadi ders çalış bırak bu kadar resim yapma falan. Halbuki bütün hayatım şeymiş yani mesleğim bu olacakmış. O zamanlar bilinmiyor tabii ama hep hayatımda resim vardı. Resimde birçok teknik mevcut. En zoru da sulu boya tekniği. Neden sulu boya tekniğini tercih ettiniz? Sulu boya çok zor bir teknik. Gerçekten böyle aşkla yapılması gereken bir teknik. Resmi yaparken renklere hakim olacaksınız, suya hakim olacaksınız. Görsel efektler çıkıyor. Orada inanılmaz bir sürpriz bekliyor size. İyi de olabilir, kötü de olabilir. Yani burada o iyi yakalamak, orada da ustalık gerekiyor. Hep yaptıkça, fırçanıza hakim oldukça başarılı oluyorsunuz resimde. Sulu boya doğası yani su olduğu için belki çok doğal. Onun saflığı mesela bir yağlı boyada yaparsınız ve sonucunun ne olacağını bilirsiniz, öngörebilirsiniz bunu ama sulu boyada böyle bir şey yok. Tamamen sürpriz. Bu çok keyifli. Onun için çok seviyorum. Peki Evşen Hanım, çalışmalarınızda nelerden ve nerelerden besleniyorsunuz? Gözüme hoş gelen, beni mutlu eden her şey yansıyabilir resimlerime. Yani doğadan besleniyorum diyebilirim. Yani etrafımda gördüğüm her şeyden. Ya resim hayatınızda olmasaydı, ne olurdu? Bilmiyorum. Hep yani öyle bir şey düşünemiyorum. Yani hep farklı bir mesleğim olur muydu, ne olurdu? Hiçbir bilgim yok şu an. Okullarda verilen sanat eğitimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Özellikle son dönemde gündemde olan 40 dakikanın 80 dakikaya çıkarılması ile ilgili sizin görüşünüz nedir? Sanat eğitimini yeterli bulmuyorum. Çünkü akademide de çok yeterli verilmiyor ve bu insanlar daha sonra eğitimci olarak çocukların karşısına, öğrencilerin karşısına çıkıyorlar. Ve araştırmadan yoksun, memur zihniyetiyle bu iş yapılıyor. Memur zihniyeti yaptığınız zaman kendinizi geliştiremiyorsunuz zaten. Ne bileyim dünyadaki sergilerden bir haber olmayacaksınız, gezeceksiniz, bunun için bir vaktiniz olacak. Belli bir maddi desteğiniz olacak daha doğrusu. Yani Türkiye'de bu biraz sınırlı oluyor. Yani herkes kendi içinden geldiği kadar yapabiliyor diyelim. 40 dakikaya gelince gerçekten resim öğretmenleri bayağı bir mücadele veriyor bu konuda. 40 dakika gerçekten yetmiyor. Ben özel bir okulda öğretmenlik yaptığım için o yönden şanslıyım. 80 dakika yapıyorum ama diğer arkadaşlarım bunun gerçekten zorluğunu yaşıyorlar. Çünkü derse giriyorsunuz, konuyu veriyorsunuz. Çocuk işte malzemesini açıyor, ne yapacağını, kompozisyonu düşünene kadar zaten bir süre geçiyor. Zaten 40 dakika gerçekten kısa, sonra toplanmaya başlıyor. Biraz yaptıktan sonra toplanıyor ve müfredatı yetiştiremiyorlar böyle olunca. Biz kendimiz mesela işte bağlı bulduğumuz ilçeyle birlikte bir protesto da demeyeyim de işte kendi çapımızda bir sergi açtık. Çünkü işte öğrenciler resmi yapmayınca sanki öğretmenler yapamıyor gibi bir izlenim oldu. Ama resmi öğretmen nedir? Resmi yapabilir gibisinden biz bir sergi açtık. Ama bunu da sadece kendimiz gördük. Yani çok fazla bir etkisi olduğunu sanmıyorum. Şeyinde 80 dakika olabileceğini de sanmıyorum. Yani bu herhalde 40 dakika olarak kalacak. Buna da belki dua edeceğiz. Hiç olmayabilir.
Resim eğitmeni olmak nasıl bir duygu? Resim eğitmeni olmak keyifli, insanı genç tutan, dinç tutan daha doğrusu. Yani eğitimci olmak öyle aslında. Sanat eğitimcisi olmak daha da keyifli. Çünkü çocukların duygu ve düşüncelerini yansıtıyorlar. Onların işte mutluluklarını, hüzünlerini, kızgınlıklarını, her şeyini yaptıkları resimlerde, o renklerde görebiliyorsunuz. Bu da çok hoş bir şey. Resim yapan çocuğa nasıl yaklaşılması lazım? Özellikle ebeveynler ve eğitmenler ne tür yanlışlar yapıyorlar sizce? Resim yapan çocuğa müdahalede bulunmamak gerekir. Yani çocuk nasıl istiyorsa onu yapsın. Renklerine kesinlikle karışılmamalı. İşte gökyüzünü turuncu yapmak istiyorsa yapsın. İnsanı pembe saçlı yapmak istiyorsa yapsın. Ne istiyorsa onu yapsın. Yani biz işte resim yapar mesela çocuk. Aa bak burayı bitirmemişsin. Tamamlasana, yarım kalmış bu resim. Kesinlikle o sırada çocuk diyor ki bitti. Benim için bitmiştir. Asla yani o bir duvar yapar zaten. Siz asla şey yapamazsınız. Müdahalede bulunamazsınız. Orada bitireceksiniz. Eğer hani şurayı da zorla boyatırsanız kesinlikle bırakıyor ya da mutsuz bir şekilde istemediği bir şey yapıyor. Bizim amacımız zaten çocuğu içindekileri yansıtmak. Yani ne istiyorsa onu yapsın. Müdahalede bulunduğumuz zaman çocuğu mutsuz ediyoruz. İşte ne bileyim bir insan çizdi. İşte şurasını elini yapacaksın, parmağını. O çocuk ne görüyorsa onu yapmalı zaten. Bir yaştan sonra kendisi görmeye başladıktan sonra onları yapacaktır. Yani siz müdahalede bulunmayacaksınız. Yani büyük zeminlere çalışmak çok faydalı. Çocukların işte kemik kas gelişimi için çok önemli. Daha sonra yaş büyüdükçe kağıt küçülür. Ama önemli olan küçük yaşta çok büyük yerlerde çalışması. Mesela yerleri kağıtlar serin çalışsın, duvarlarda çalışsın. Kalın pastel, yumuşak kalemler özellikle. Kuru boya mesela boyarken zorlar çocuğu. Mesela boyama kitabı çok sakıncalıdır. Çünkü boyama kitabında yapılmıştır bir resim. Onun içini doldurur. Yani çocuğa hiçbir şey vermez bu. Ama çocuk kendisi yapsın, daha kalın, rahat, yumuşak uçlu kalemlerle boyamak çok daha keyiflidir. Sulu boya, parmak boya. Bunlar çocuğu hem dokunarak, parmak boyası çok keyiflidir. Kendi dokunarak yapar, istediği gibi parmaklarıyla. O tarz çalışmalar yapabilirler evde. Hem anne baba bir şeyler paylaşır, o çok güzel, keyifli olur. Yani biraz kirletebilirler. Bu hani anne baba için pek hoş değil ama çocuk için çok önemli. Çocukların ilkokulda yaptıkları çalışmalar, mesela bazı çocukların çizimlerinden anlıyoruz. Örneğin işte mimariye çok yatkın, çok güzel bina resimleri çiziyor. Bunların gelecekteki mesleklerini de yönlendirmesi açısından çok önemi var. Bu keyifli sohbet ve verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim, sağ olun.